Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefii zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala ikhvanihi minen nebiyyin vel mürselin ve ala el melaiketil mukarrabin ve ala ibadikes salihin min ehlis semavati ve ehlil aradin Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم آمين Değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda bâis-i rahmet, sebebi mağfiret eylesin. Dolmuş, şarj olmuş olarak bayramı idraka da bizleri muvaffak eylesin. Aradığınızı bulma, bulduğunuzla dolma değil, niyet ve teveccühlerinize göre Cenab-ı Hak, sonsuz ve engin atayası ve rahmetiyle sizleri serfiraz ve bahtiyar eylesin. Bazen belli teveccühlerle, hüsnü zanlarla koşarsınız, bir şeyler umarsınız, bir şeyler umduğunuzu takip edersiniz. Fakat aradığınızı bulamazsınız. Rabbimin sonsuz rahmetine sığınarak ondan diliyor ve dileniyorum. Sizi bulduğunuz şeylere göre değil, temiz duygu, temiz düşünce ve temiz arama niyetlerinize göre mükafatlandırsın. Beklediğiniz şeyi kendi lütfu ve keremi olarak kalbinizi ilka ve ihsan bulursun. Sizin saf ve temiz düşüncelerinize hitap etme mevkiinde kendimi göremiyorum. Belki sizin dirakşan nasiyeleriniz, nasihat adına benim size faydalı olmamdan daha çok, sizin bana faydalı olmanız adına işe yarayacaktır, hora geçecektir. Ve zannediyorum, başkaları üzerinde müessir olan da inşallah o atmosfer olacaktır. İnanmış, geleceğe hazırlanmış, metafizik gerilimi tam, ümit vadeden, istikbal vadeden bu topluluk, bu cemaat,
hususiyle onların içinde gençler, ihtimal ki şu Ramazan-ı Şerif'in ilk pazarı oluyor, üçüncü veya dördüncü günü içinde bulunuyoruz. Mele-i Âlâ'nın sakinleri böyle bir tabloyu seyretmek için herhalde semavatta yarış ve müsabaka yapıyorlardır. Herhalde Cenab-ı Hakk'a karşı "La ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim" deyip mazeretlerini arz ettikleri o gün gibi bir kere daha bugün buna benzeyen günlerde bel kırıyor, boyun büküyor ve diyorlar ki "Allah'ım doğruyu sen bilirmişsin meğer. Biz zannediyorduk ki insanlık yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, zincirleme anarşi devam edip gidecek. Bu kadar sene bir mezarda bekliyor gibi nesiller bekledikten sonra, bu kadar sene bir mağarada bekliyor gibi bekledikten sonra yeniden bir neslin hayata dönüşü gerçekten melekleri hicaba sevk edecek, yeniden bir kere daha bel kırdıracak, boyun büktürecek bir hadisedir. Bu zaviyeden Rabbimin inayet ve ihsanına sığınarak muhasebe çerçevesi içinde dönüp dolaşmak istiyorum. Sizi de dolaştırabilirsem, bu gençlerin ne muhasebesi olur bilmiyorum ama sizi de dolaştırabilirsem gelecek adına gerilimimizi artırmış olacağız. Rabbim inayeti etemmeni bizimle beraber eylesin. Hazreti Ömer'e müsnet bir söz var. Bazıları Efendimiz'e ait hadisi şerif de derler. Hasibu enfusekum kabla en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Vazife, mesuliyet ve hizmet şuuru içinde yaşayınız. Siz bu anlayış ve bu şuur içinde yaşadığınız sürece bükülmeyen bir kol olacaksınız. Ters yüz edilmeyen bir güç olacaksınız. Çünkü Allah sizin zahiriniz olacak. Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem başınızda daima üstad, başta Hazreti Ali olmak üzere aktab-ı evliyayı, esfiyayı arkanızda daima zahir göreceksiniz. İyi işlerinizden dolayı sevinecek ve huzur içinde olacaklar. Fena işlerinizden dolayı da dilgir olacak, daidar olacaklar. Belki şu anda sıkışmışsınız. İne aslan yere düşmez sözüyle ifade edilecek mahiyettesiniz. Ama ruhaniler için maddi yer bahis mevzu değildir. Zannediyorum bu direkşan nasiyeler arasında Şah-ı Geylanilerden Hazreti Ali'lere kadar bir sürü evliya, ebrar ve asfiya sizinle beraber belki şu anda bu camiye gelmişlerdir. Belki Cenab-ı Hakk'ın size ihsan edeceği feyizden onlar da istifade ediyor. Belki sizin kuvve-i maneviyenizi takviye ediyor. Belki sizin için teyidatta bulunuyor. Belki tavassut ediyor, vesile oluyor. Belki dualarınızın Hakk'a ulaşmasında araya giriyorlar. Belki "Ya Rabbi ne olur bunlar için" diyorlar, sizin için yalvarıyorlar. Ehli keşif, ehli müşahede bunu görüyor. Bize sadece nakletmek düşüyor. Cenab-ı Hakk'ın bu denli nimetlerine mazhar olan bizler ve sizler, ben sizin içinizde bulunmam itibariyle bir nimete mazhariyetimden bahsediyorum. Ve bunun dışında da Rabbimin inayetine dayanacağım ve güveneceğim başka vesilem yoktur. Sizin içinizde bulunduğumdan dolayı ümit ediyor ve inanıyorum ki Cenab-ı Hak bu kadar insanı ciddi ve samimi gayretleriyle, samimiyetleriyle ve ihlaslarıyla bağışladım dediği bir noktada seni de bunlara bağışladım der, beni de bağışlar. Bütün sermayem bundan ibarettir. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi sigaya çekiniz. İyi ve kötü yanlarınızı gözden geçiriniz. Cenab-ı Hakk'ın ne denli lütuflarına mazharsınız? Ve ne denli kusurlarınız var? Kusurlu ve günahlı bir cemaat içinde ne denli kusurlarınız var? Ve Allah sizi bu noktaya gelinceye kadar nerelerden geçirdi ve nerelere ulaştırdı? Bu iki husus da
derin derin düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Derin derin düşünecek, Rabbimizin azameti ve onun içinde ihsanları, nimetleri karşısında bir kere daha bel kıracak, boyun bükecek, el minnetü lillahi diyeceğiz. Minnet, hamd, sena Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur ki kupkuru bir dönemden sonra Cenab-ı Hak böyle yemyeşil bir zemin ihsan eyledi. Çok aydınlık bir geleceğe giden yemyeşil cennetin yamaçlarında yaşıyor gibi bize imkanlar bahşetti. Tertemiz bir atmosfer bize bahşetti. Ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan lütuflarla bizleri serfiraz kıldı. İnanın şu mübarek beldede Müslümanların mazhar olduğu nimetler, ihsanlar ve lütuflar başka yerdeki Müslümanlara müyesser olmamıştır. Bin kat sizin çektiğiniz şeylerin bin kat ızdırabını çeken insanlar vardır yeryüzünde ve sizin mazhar olduğunuz muvaffakiyetlerin de eski ifadesiyle aşrı mişarına mazhar değillerdir. Binde birine dahi mazhar değillerdir. Öyleyse bu lütuflar, bu nimetler derin derin üzerinde durulması gerekli olan, düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Ve zannediyorum siz zaten bu işin içindesiniz inşallah. Çizginizi koruyacaksınız ve bu çizginin sizi götürdüğü noktaya er geç varacaksınız bir gün. Rabbim inayetini üzerinizden eksik etmesin. Değerli kardeşlerim, muhasebe düşüncesini insanlığa İslam getirmiştir. İslam'ın olmadığı yerde muhasebe, kendi kendini kontrol, ne olduğunu idrak etme meselesi başkaları için müyesser olamamıştır. Batı felsefesine göre insan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. Kadim Alman felsefesi bu esasa dayanır. İnsan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. Buda ve Brahman ruhların devri daimi şeklinde günahın cezasını vermek suretiyle muhasebeden kaçma yolunu ihtiyar etmişlerdir. İslam'dır ki لَيْسَ بِاَمَانِيُّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ demektedir. Ne sizin ne de sizden evvelki ehli kitabın kuruntuları ve ümniyeleri hiçbir şey ifade etmemektedir. Cennete gireceğiz, günahımızı başkasının sırtına yükledik. Bunlar birer kuruntudan ibarettir, ümniyeden ibarettir ve bunların hiçbirisi bir şeye yaramayacaktır. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ Bir kimse bir kötülük yaparsa muhakkak onun karşılığını görecektir. Kimse kimsenin günahını çekemez, kimse kimsenin günahını affettiremez. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرًا Kimse kimsenin günahını taşıyamaz. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana kendi sayinden başka bir şey yoktur. Herkes çalışacak, Cenab-ı Hak lütfedecek ve herkes çalışmasının karşılığını görecektir. Rabbimin sonsuz inayet ve keremiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yer yer kendisine yakın olanları çağırmış, insanlığa yapacağı ihtarları ilk defa onlara ihtar etmiş ve onların çehrelerinde bütün insanlığa ulvi mesajlarını duyurmaya çalışmıştır. Bir gün Kureyş deyip, Haşimiler deyip, Abdümenaf deyip, Abbas bin Abdülmuttalip deyip bütün yakınlarını çağırdıktan sonra şöyle buyurur. Ya beni Abdümenaf, işteru enfusekum la ugni ankum min Allahi şey'em. Nefsinizi Allah'tan satın alın. Allah elinde rehin bulunan nefsinizi satın alın. Bu rehini çözün, ipoteği çözün, nefsinizi kurtarın. Her insan dünyaya gelir gelmez kullu nefsin bima kasebet rehine fehvasınca nefsi ipotek edilmiştir. Amel edecek, kazanacak, kazancını verecek, nefsin ipoteğini çözecek. Allah Resulü bu noktadan hareketle buyuruyor. İşteru enfusekum la ugni ankum min Allahi şey'em. Nefsinizi satın alınız. Nefsiniz hakkındaki ipoteği çözünüz. Zira Allah katında size karşı elimden bir şey yapmak gelmez, bir şey yapamam buyuruyor.
daireyi daraltıyor. Ya beni Abdümenaf dedikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya beni Haşim işteru enfusekum la ugni ankum min Allahi şey'a. Ey Haşim oğulları, nefsinizi satın alın. Allah katında size karşı bir şey yapmak elimden gelmez. Size karşı bir şey yapamam. Çerçeveyi biraz daha daraltıyor. Ya Abbas ibni Abdülmuttalib işteri nefseke la ugni anka min Allahi şey'a. Nefsini satın al, amcamsın, azizimsin, gözümün nurusun ama Allah indinde sana karşı elimden bir şey gelmez. Çerçeveyi daha da daraltıyor. O büyük halasını ve mükerreme kerimesini muhatap alarak şöyle sesleniyor. Ya Safiyyetu ammetu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ya Fatimetu bintu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Selâni mâ şi'tumâ, lâ ugni ankumâ min Allahi şey'âm. Gözümün nuru halam, o hala ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vefadan bir lahza geriye durmamıştır. O hala ki Zübeyr bin Avvam gibi birisini doğurmuştur. O hala ki Uhud'da kardeşi Hazreti Hamza şehit olduğu zaman Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştu. Kız kardeşine göstermeyin. Safiye'ye göstermeyin çünkü lime lime parça parça eti birbirinden ayrılmıştır. Burnu kesilmiş, gözleri oyulmuş, kulakları koparılmış, sinesine hançer saplanmış, arslan avcısı Hamza arslanın pençeleri altında parçalanır gibi parçalanmıştı. Bırak ya Resulallah, senin yolunda şehit olan şerefli kardeşimi göreyim diyecek kadar temiz bir yüreğe sahip Safiye. O Safiye ki Hendek vakası esnasında Müslüman kadınları himaye edecek erkek kalmamış, herkes Hendek'in etrafını sarmış, Medine'yi müdafaa ediyorlardı. Elinde bir sopayla Yahudilerden bir tanesinin kafasına sopayı indirip Müslümanların korunma meselesini üzerine almıştı. İşte bu büyük kadına, İslam adına yapılması gerekli olan her şeyi katlayarak yapan bu kadına Allah Resulü, ya Safiyyetu ammetu Resulillah, işteri nefseki, la ugni anki minallahi şey'a. Sen de nefsinin rehinesini çöz, ipoteğini çöz. Senin için de Allah indinde bir şey yapmak elimden gelmez. Ve kadınların en incesi, incelerden ince anamız Hazreti Fatıma, kıyamete kadar gelecek bütün velilerin anası, Hasani ve Hüseyin'i bütün velilerin anası, vefat ettiği zaman ancak 25 yaşında vardı. Bir erkeğe uyandığı zaman, bir erkeğe karşı alaka duyduğu zaman karşısında Hayder-i Kerrar'ı bulmuş, Nebi'nin evinde büyümüş, iffetle büyümüş, ismetle büyümüş bu kadın. İffet abidesi Hazreti Ali ile izdivaç yapmış ve 25 yaşında da hayata gözlerini yumuyordu. Ne günahı vardı acaba? Nasıl bir ipotekti ki Allah Resulü onun için de şöyle buyuruyor. Ya Fatimetu bintu Resulillah. Ey peygamberin kızı Fatıma. İşteri nefseki la ugni anki minallahi şey'a. Sen de nefsinin bu ipoteğini çöz. Zira sana karşı da elimden bir şey yapmak gelmez. Ve işte İslam bu mesuliyet duygusu, bu vazife şuuruyla gelmiş, herkesin yapacağı şeyi kendi sırtına yüklemiş, ehli kitabın ümniyelerine, kuruntularına kulak tıkamayı emretmiş. Ne yaptı iseniz Allah'ın huzuruna onunla çıkacaksınız. Onunla haşrü neşr olacaksınız. Onunla ya kanatlanıp semalara uçacak veya hafizanallah Allah beni ve sizi, sizin içinizde beni tekrar ve tekrar esfeli safiline sukuttan muhafaza buyursun. Esfeli safiline sukut edeceksiniz. İslam her ferdin mükellefiyet ve vazifesini kendisine yüklemiştir. Her bir yerlerimizi belli vazifeler bekliyor. Her bir yerlerimiz bulunduğumuz yer itibariyle bir kısım mükellefiyetler altında bulunuyoruz. Allah bizi bir mektepte talebe yapmışsa çevremizin aydınlatılması vazifesiyle biz vazifeliyiz. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Herkes bir çobandır. O güdecek, zararlı ekinlere girmelerine mani olacaktır sürüsünün ve herkes güttüğünden mes'ul olacaktır. Bir mektepte hak ve hakikate uyanmış,
Nar-ı beyza haline gelmiş temiz bir dima, çevresindeki arkadaşlarına karşı mükelleftir. Hak ve hakikati onlara anlatacak, onların ellerinden tutacak, hak iklimine getirecek, hakikat atmosferi içine getirecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onun ruhuna duyurmaya çalışacaktır. Birisi memur olduğu dairede daire arkadaşlarını aynı hakikati soluklayacak, aynı şeyleri onun ruhuna fısıldayacak, aynı şeyleri ona anlatacaktır. Seleflerimiz böyle yaptılar. Sizin içinizde pek çoğunuz böyle yapıyorsunuz. Böyle yapanlar mükellefiyetlerini müdrik insanlar, vazifelerini yapıyorlar ve dünün insanlarını gelecek nesiller alkışladığı, bizler alkışladığımız gibi bir gün gelecek, ikinci kuruluşun ilkleri diye sizi de alkışlayacak ve tarihçeyi hayatınızı yazacaklardır. Birinciler, birinci kuruluşun ilkleri sahabe-i kiramdı. Onlar birinci cahiliyeyi ellerinin tersleriyle sildiler, aydınlık bir dünya kurdular. 20. asırda dünyanın dört bir yanında ikinci bir cahiliye aşılmaya çalışılıyor ve bu ikinci cahiliyeyi aşacak insanlar da ikinci kuruluşun, ikinci dirilişin ilkleri olacaktır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu büyük hakikati kim temsil ederse etsin, belli ki Türkiye'de Allah Celle Celaluhu definelerden daha kıymetli, bu çok kıymetli mükellefiyet ve vazifeyi ihsan-ı ilahisi olarak sizlerin omuzunuza yüklemiş bulunuyor. Hakka hizmetle sizi şereflendirmiş. Bir zamanlar peygamberlere gördürdüğü, sahabe-i kirama gördürdüğü, Ömerlere, Ebu Bekirlere, Osmanlara, Alilere radıyallahu anhum ecmain hazeratına gördürdüğü vazifeyi 20. asırda şu terü taze, şu pırıl pırıl gençliğe gördürecek. Herkül burcundan Maveraun Nehir'e kadar, Afrika'nın içlerinden Tafizan'dan Avrupa'nın içlerine kadar dünyanın her yerinde bugün camilere girseniz göreceğiniz manzara bundan farklı olmayacaktır. Çok yakın tarihte 15-20 sene evvel ben caminin içinde böyle bir genç gördüğüm zaman alel acele kürsüden hemen inip bir köşede onu kıstırıp alnından öpme içimden geliyordu. Şimdi hangisinin alnını öpeceksin, hangisinin başını öpeceksin, hangisinin sırtını sıvazlayacaksın? Doldu, doluyor, dolacak. Eski boşluğu dolduracak Allah'ın inayet ve keremiyle. Bir inanma çağlayanı başlamış gidiyor Allah'ın inayet ve keremiyle. Falanın filanın bu mevzuda cehdi ve gayreti ne olursa olsun, burada asıl kendisine minnet ve şükran duyulması gerekli olan zat Allah'tır Celle Celaluhu. El minnetu lillahi ve li rasulihi. O Resul ki bize aydın bir yol açtı, aydınlık bir yol açtı, bize aldatmayan ışıktan bir rehber oldu. Dünümüzü aydınlattığı gibi bugün de önümüze nurlar saçtı. Bu kadar aldatıcı faktörler, bu kadar aldatıcı güçler karşısında aldanmadan eğlenmemiz gerekli olan bir günde Rabbim onun ışığı altında bizi camiye gönderdi. Camiye sevk etti. Resulullah diyoruz ve başımızı kaldırdığımız zaman içimizde belirecek gibi bize vicdanımızda taze olarak kendisini öyle derinden hissettiriyor. Resulullah diyor ve terü taze vicdanlarımızda hissediyoruz. Vicdanlarınıza baksanız 14 asırı birden sileceksiniz ve kendi kendinize şöyle diyeceksiniz. Ya Resulallah dediğim zaman ben buradayım diye ses verecek gibi geliyor. O kadar tazedir Resulullah içimizde, o kadar eskimemiştir. Zaman ihtiyarladıkça Resulullah sinelerimizde gençleşiyor. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Büyük düşünce adamının dediği gibi zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Onu daha iyi anlıyor, prensiplerini daha zinde buluyor, ışığını daha namütenahi görüyor ve aydınlığı altında sonsuzluğa doğru yelken açmış gidiyoruz. Bir deryada sonsuzluğa doğru yelken açmış gidiyoruz. Bunun hedefinde Allah var. O geminin dümeninde de Hazreti Muhammed Mustafa var. Ne gam o ümmete ki sad ediyor. Onun gemisinin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ne gam o ümmete ki onun gemisinin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır.
Bir devrin Ebu Bekirleri Sıddık radıyallahu anh, bir devrin Ömerleri El Faruk radıyallahu anh, bir devrin Hazreti Osmanları Zünnureyn radıyallahu anh, bir devrin Hazreti Ali'si Hayder-i Kerrarları Şah-ı Merdanları radıyallahu anh, bir devrin bu büyüklerine karşılık ikinci devrin büyükleri olmayı azmetmiş, azami takvayı, azamı velayeti, azamı ihlası, azamı sabrı, azamı sebatı nefsinde temsil etmek, canlandırmak için bu mevzuda her şeye katlanmaya amade bu mübarek, bu mübeccel nesil, sahabiden geriye kalan boşluğu dolduracak ve inşallah bizim senelerden beri hicran mahsret içinde beklediğimiz günlerin gelmesine vesile olacaktır. Topyekün millet bu muhabbet fedailerinin, bu sevgi fedailerinin neşrettiği aydınlık ve ışık sayesinde yeniden bir kere daha aydınlığa çıkacak ve nura kavuşacak, hakikate erecektir inşallah. Ama o şu ana kadar Cenab-ı Hak tarafından kendisine ihsan edilen lütufların muhasebesini yaptı, kusurlara karşı hassas ve titiz davrandı, mayınlı tarlada geziyor gibi gezdiği ölçüde inşallah kendisini hızlandıracak, hareketlerini süratlendirecek, 50 senede, 100 senede yapılabilecek şeyi insanlığın imdadına koşma manasında 15-20 senede yapacak. Zaten görüyorsunuz, siz bir adım atınca Allah kainattaki hadiseleri o ölçüde 10 adım mahiyetinde sizin için hazırlıyor. Siz burada İslam'ı hüviyeti asliyesine uygun temsil ettiğiniz zaman bir misal, bir alternatif teşkil edecektir. Bir kere daha şehbal açacak ruhu revani Muhammed'i. Bir kere daha ervah görecek cümleten ruhu revani Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onların imdadına koşacaksınız. Hasretkeş, dilgir, mahzun, mükedder, mamum kardeşlerinizin imdadına koşacaksınız. Bir asırdan beri talihsizliğini, bahtsızlığını yaşayanların imdadına koşacaksınız. Koşacak, ikinci dönemin ilk bahtlıları olduğunu imza edeceksiniz, mühürleyeceksiniz. Allah'ın inayet ve keremiyle. Hesabınızı sağlam yapın. Sağlam hesaplarla inşallah o kuşaklar tutulacaktır. Hazreti Ömer'in sözüyle mevzuya girdim. Sizi bir muhasebe çizgisi çerçevesi içinde dolaştırayım dedim. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Sizi anlamayanlar, bizi anlamayanlar, sizdeki Müslümanlardaki, hakiki Müslümanlardaki iç derinliği, İç buğdunu anlamayanlar size karşı endişe duyabilirler. Ah ne olurdu bir kere sizi anlasalardı. İçte ve dıştaki hasımlarınız, can alıcı hasımlarınız bir kere sizi anlasalardı. Karıncayı da incitmeyecek, incitmemeye azmetmiş olan sizleri anlasalardı. Nasıl bir derin muhasebe duygusu ve şuuruyla kıvrandıklarınızı görse ve anlasalardı. Anlasalardı bütün endişeleri zahir olacak. Size karşı güven duyacaklardı. Dünyanın dört bir yanında size karşı güven duyacaklarıdı. Ebedi saadetlerinin mesajını elinde taşıyan insanlara güven duyacaklardı. Heyhat, biz dünya çapında ve devletler platformunda henüz bu emniyet ve güveni telkin edecek öyle bir meşaleyi gösteremedik. Öyle bir ışığı gösteremedik. Amerika'sından Rusya'sına kadar bu emniyeti telkin edemedik ve kendimize inandıramadık. İlk Müslümanlar derinlikleriyle bu işi halletmişlerdi. O güne kadar, o derinliği kazanacağımız ana kadar belki daha bir süre ıstırap çekecek, çile çekecek, burkuntular duyacak, iki büklüm olacağız. Ama Rabbimize inanıyoruz, itimat ediyoruz ve siz de ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde, değişmeleri içinde, yeryüzünde en yüksek ve gür sada, Hazreti Muhammed'in sadası, Hazreti Kur'an'ın sadası ve Allah'ın lisanı olacaktır.
Ömerler, Ebu Bekirler derin muhasebe insanlarıydı. Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. وَلَمَا سَاغَ لَكُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَلَمَا نِمْتُمْ فِي الْفُرُوشِ اَوْ كَمَا قَالْ Yataklara girip yatmazdınız. Gırtlaklarınızdan aşağıya bir lokma yemek gitmezdi. İçtiğiniz suları yutamazdınız. Ravi hadisi rivayet ettikten sonra şöyle diyor. Ona ait bir müdreç midir hadis ıstılahıyla? Yoksa Efendimiz'e ait bir sözümü naklediyor. يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُعَدَدْ Keşke bir ağaç olsaydım, kesilip biçilen bir ağaç olsaydım, insan olma mükellefiyeti çok ağırmış diyordu. Ve koca Ebu Bekir, ağacın başında bir kuşa bakıyor kuş, ağacı gagalıyor, yiyor ve sonra da tersliyor. Keşke şu ağacın başında bir ot olsaydım, kuş tarafından gagalansaydım, insan olmak çok zor diyor ve inliyordu onun altında. Bu bir mülahazadır. Allah kasemle anlatıyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Ağaç değil, ağaç da meyve değil, hayvan değil. İnsan hatta meleklerden de mükerremdir. Avalim sende pünhandır, cihanlar sende matbidir. Sen mükerrem bir varlıksın. Ama muhasebenin ağırlığı hakiki bir mümine bunları söylettiriyor. Hazreti Ebu Bekir öyle söylüyor. Efendimiz öyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ömer de şöyle diyor. Bütün hayatı derin muhasebe içinde geçen Hazreti Ömer. Eksiğiyle, gediğiyle dün gece geç saatlerde de onu gösteriyorlardı. 10 seneyi tamamlamaya doğru giderken milletin başında daima kendisini takip eden Eslem bir harabede başını yere koymuş yalvarırken görüyor. Ya Rabbi diyor artık yaşlandım. Artık kendi kendimi idare edemiyorum. Bu tebaayı idare edemiyorum. Beni buradan alsan huzuruna, emanetini alsan ve beni bu mesuliyetten kurtarsan diyor. Sanki elleri kuruyası, lü'lü'ün hançerini saplayacağı günden 2 gün evvel, 1 gün evvel dua etmiş, duası kabul olmuş gibidir. Allah'ım artık emanetini al. İnsan ölüm istemeli mi, istememeli mi? Buyuruyor ki Fahri Kainat Efendimiz şöyle deyiniz. Allah'ım hayatım hayırlı ise beni yaşat. Vefatım hayırlı ise vefat ettir ve müminlere ilhak buyur. Ama Ömer istiyor. Derin bir mesuliyet duygusu, vazife şuurunun ağırlığı altında götürülmeyen bu işten halas için istiyor. Götüremeyeceğim ben bu yükü artık diyor. Mesuliyet ve mükellefiyetlerin idrakın ifadesi. Dua kabul olmuş. Miadı dolmuş. Kim bilir kaç gün evvel Allah Resulü'nü rüyada görmüş. Artık gelmiyor musun ya Ömer, özledim seni demiş. Bilemiyoruz. Hangi mülahaza, hangi müşahede, hangi duygu ve hangi hisle Hazreti Ömer üveyk gibi kanatlanmış, varacağı son noktaya bir hamlede varmak istiyor. Namaza aşık, namaza hayran insan. Namaz kılarken zevk duyan insan. Rehberi de öyleydi. Canı sıkıldığı, biraz rahatsız oldukları zaman şöyle buyururlardı. Erihna ya Bilal. Bilal da bunun manasını anlardı. Hele bizi biraz ferahlandır ya Bilal derdi. Bilal hemen ezan okurdu ve namaza dururlardı. Zira müminin ferahı namazdadır. Huzuru, saadeti, iç mutluluğu namazdadır. Ömer namaza aşık bir insandı. Namazda kendinden geçerdi. Kent defa sahabi diyor. Ta arka saflardaydım. Ömer hıçkırıklarıyla şu ayeti okuduğunu duydum. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah. Allah'ım halimi sana şikayet ediyorum. Bu sözü Hazreti Yakup söylemişti. Ama Yakuplar bitmiyor ki, kıyamete kadar da bitmeyecek. Ömer de onlardan bir tanesiydi. Hasretti ve dilgirdi. Kent defa ağlamış, sahabe-i kiramı da ağlatmıştım. Ve işte yine böyle bir namaz kılıyordu. Soğuk hançerin zağlanmış ve zehirlenmiş demirini bağrında hissediverdi. Hançer bağrından dışarıya çıkarken
mübarek bağırsakları alıp öpeyim o bağırsakları. Bağırsakları da delikten dışarıya çıkıyordu. Dünyada Ömer'in işi bitmişti artık. Bu şuurlu insan ne düşündü biliyor musunuz o esnada? Oğlum Abdullah, dışarıya çık bir dolaş, halk hakkında ne diyor? Hangi kapıya uğradıysa herkes "Vah Ömer'a, vah Ömer'a" diye ağlıyorlardı. "Vah Ömer'a, Ömer'im, seni kaybettiğimiz günden bu yana bizim de birliğimiz bozuldu, bizim de birliğimiz bozuldu." Koca Ayşe, kadınlar sultanı anam Ayşe, "Vah Ömer'a" diye feryat ediyordu. Zira saplanan hançer İslam'ın bağrına saplanmıştı. Saplanan hançerden damlayan kan, kıyamete kadar Müslümanların arasında çağlayıp gidecek, seylaplar olacak kanın ilk damlasıydı. Yere yıkılan Ömer değildi, yere yıkılan İslam birliği, İslam vahdeti ve Müslümanlık idi. Herkes "Vah Ömer'a" diye ağlıyordu. "Ah Ömer, yaktın bizi." Hepimiz o ateşte yandık. Kime uğradıysa hasret içinde yanıp yakılıyordu. Geldi babasına bunu müjde etti. "Beni kim öldürdü? Bana kim hançeri sapladı? İranlı bir mecusi" deyince "Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun" dedi. "Endişe ettim ki ben bir Müslümana haksızlık yaptım da o da canı sıkıldı beni hançerledi. Ben haksızlık yaptığımdan dolayı mesul olacağım. O da bir Müslümanın kanına girdiğinden dolayı işi bitmiş olacak. Sana hamd ederim ki benim canıma, kanıma bir Müslüman kıymadı" diyordu. Şuur, idrak, Allah karşısında yerini kavramam, mesuliyet şuuru, vazife şuuru, muhasebe hissi ve derinlik. Yanından ayırmadı İbn Abbas, genç alim, Allah Resulü'nün bu ümmetin üleması dediği zat, amcasının oğlu. Ömer'in başını dizine koymuş, Ömer Hazreti Ayşe'den gelecek cevabı bekliyor. Acaba o iki insanın zor yattığı hücrede Efendimiz yatıyor. Ondan biraz aşağıda hemen ayaklarına doğru Hazreti Ebubekir yatıyor. Bu arada bir küçük yer var. Acaba beni de dünyada ayrılmadığım dostlarımın yanına gömerler mi diyor. Hele git bir istizan et. Git anamıza bir söyleyiver. O kapaklarını zor açıp kapadı. Gözlerini açıyor, kapıyor. Kapıdan içeriye girecek insana bakıyor. Ya Ayşe buna hayır derse? Ya onu dünyada dostlarından ayırırsa? Biraz sonra koşa koşa geliyor Abdullah. "Babacığım" diyor, "Ayşe validemiz buyurdular ki ben orayı kendime ayırmıştım ama Ömer'i nefsime tercih ederim." Ömer, esas arz edeceğim şey şu. Ağlıyor, endişe içinde kendinden geçiyor. İbn Abbas onu şöyle tesliye ve tesellide bulunuyor. "Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, Müslüman olduğun Allah Resulü'nü idrak ettin. Kaç defa elinden tuttu senin ve Ebu Bekir'in, dünyada böyle olduğumuz gibi ahirette de böyle haşrolacağız" dedi. "Kaç defa Resulullah, benim yerde iki vezirim, gökte de iki vezirim vardır. Gökteki vezirlerim Cebrail ve Mikail, yerdeki vezirlerim de Ebu Bekir ve Ömer'dir" dedim. "Resul-i Ekrem'in sana teveccühü buydu, ne diye üzülüyorsun?" "Allah Resulü irtihali daribeka buyurdu. Birinci halife senden memnundu Hazreti Ebu Bekir. Giderken seni tavsiye etti. Ve dediler ki Ömer gibi sert, şiddetli bir adamı tavsiye ediyorsun. Allah huzuruna gittiğin zaman Allah sana sorarsa ne diyeceksin?" Ebu Bekir şöyle dedi radıyallahu anh. "Allah bana dese ki ümmeti nasıl bıraktın? Diyeceğim ki ya Rabbi o ümmet içinde ümmetin en hayırlısını seçtim, başlarına getirdim. İşte sen busun ya Ömer" diyordu. "Ve şimdi de sinenden yediğin bir hançerle şehit olarak gidiyorsun.
Sen Ebu Bekir gibi olmasa bile bir ölçüde Sıddık oldun. Sen Faruk olmayı tam manasıyla yaşadın. Sen yeryüzüne adaleti getirdin. Adalet mülkün temelidir dedin, perçinledin. Alem adaleti senden öğrendi. Ve bir şehitlik kalmıştı. Mükafat bırakmamak için, hepsini almak için sen şehitliğe de bağrını açtın. Allah'ın huzuruna giderken kazanmadığım hiçbir şey kalmasın diye adeta sineni şehitliğe de açtın. Seni şehit edecek kançere açtın ve şehit oldun. Diyor ki birden gözlerini açtı, gözleri keskinleşti, yüzüme baktı. İbn Abbas dedi, Allah huzurunda böyle şehadet eder misin sen? Ederim deyince gayrı gam yemem dedi, koy başımı yere öleyim artık. Yaptığı şeyler değil, peygamberin, amcasının, oğlunun şehadetine dayanıyor. Şu işe bakın, şu muhasebedeki derinliğe bakın, şu kendini kontroldeki ihtişama bakın, bu uda bakın. Bunlar idi ki cihanın kapıları bunlara açılıyor idi. Cihanın kapılarını zorlarken öyle olmak lazım. Her zaman aynı ağırlığı aynı güç kaldırır. Bir dönemde batmanları bir el kaldırıyorsa başka bir dönemde daha küçük bir el kaldıramaz. Aynı güçteki el kaldıracaktır. Bana sorulursa şahsen, Ömerlerin, Ebu Bekirlerin yeniden tülü edeceği bir şafak çoktan tülü etti. O mübarek, mübeccel, mukaddes neslin müjdesini veren şafak horozları çoktan ötmeye başladı. Ama bir de onların kenetlenmiş, kümelenmiş, kendilerine ait bu büyük, bu ağır, bu mesuliyetli davanın altına girip bu işe bir tamamiye omuz vermeleri var. İnşallah o zaman bu bezim tamamlanacak ve bizim ağlamalarımız da o zaman dinecektir. Ben ağladım diyemem. Ümmet Muhammed'in ve senin de senin için ağladım diyemem. Ama 30 senedir ağlamadım da desem yalan söylemiş olurum. Ağlayabilseydik keşke. Ağlanacak halimizi ağlayabilseydik. Kervanı kaçırdığımızı ağlayabilseydik. Seleflerimizin izini kaybettiğimizden dolayı ağlayabilseydik. Çölde yapayalnız kaldığımızdan dolayı ağlayabilseydik. Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdıklarından dolayı ağlayabilseydik. Devletler arasındaki muvazenede ağırlığımızı kaybettiğimizden dolayı ağlayabilseydik. Bütün çabalamalara rağmen henüz o muvazenede yerimizi alamayışımıza ağlayabilseydik. Ağlayabilseydik ve ağlatabilseydik. Ama inanıyorum ki henüz günaha girmeyen, günaha uyanmayan şu neslin büyük bir kısmının hakikate böyle erken uyanması gelecek adına, istikbal adına inşallah bizim için büyük teminat olacaktır. Allah'a bunları ısmarlayacak. Rabbim senin sonsuz lütuflarına fevkalade itimat içindeyim. Eğer bana tenezzül buyrukta dersen bu itimat nereden geliyor? Ben de diyeceğim ki damarlarındaki kanın şehvet, şehvet, bencillik, bencillik diye deveran ve cevelan ettiği bir dönemde gördüm ki camide senin huzuruna gelmiş taze gençler var. Senin adın anılırken iki büklüm oluyorlar. Onların direkşan nasiyelerine baktım. Aylar, güneşler gibi pırıl pırıl çehrelerine baktım ve bu ümit dolu sözleri ifade ettim. Diyeceğim, ama nerede ben, nerede öyle bir iltifat, nerede öyle bir hitap, aslında o hitabın yolu çoktan kesilmiş. Olsa olsa belki bazılarına rüyalarda hatip olur. Ufku karanlık ve kapalı benim gibilere, heyhat, heyhat, fersa fersa uzak o iş. Uzatma Allah'ım, uzatma. Uzağı yaklaştır Allah'ım, yaklaştır. Hasibu enfusekum kabla en tuhasebu. Sigaya çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Çekin ki sağlamlığa eresiniz.
Çekin ki ruh dünyasında bütünlüğe eresiniz. Sigaya çekin ki ruh gücünüzü kazanasınız. İradenize fer kazandırasınız. Zulmetler karşısında dayanabilesiniz. Asırlık dertleri, problemleri Allah'ın inayetiyle halledebilesiniz. Kendinizi hesaba çekiniz. Zira önümüze çözülmesi gerekli olan büyük problemler, büyük hesaplar var. Bunları ancak Ömer kafaları çözebilir. Ali kafaları çözebilir. Ebu Bekir kafaları çözebilir. Mus'ab bin Ümeyr kafaları çözebilir. Ayşe kafaları çözebilir. Büyük kadın, Efendimiz'in yanında birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kaç yaşındaydı Efendimiz irtihal buyururken biliyor musunuz? 20 yaşında ya vardı veya yoktu. Bu anam. Erkek tanıdığı zaman 8-9 yaşında Efendimiz'i tanıdı. Cismaniyet adına bir şeye uyanmadı. Sonra uyandı mı uyanmadı mı onu da bilmem. Benim bildiğim bir şey varsa o kadınlık alemine bir mürşide, bir muallimi olarak saadet hanesine girdi ve bizlerin terbiyecisi oldu. Kıyamete kadar gelecek kadınlık aleminin terbiyesiyle alakalı disiplin ve prensiplerin büyük bir kısmının hamilesi oldu. Efendimizin yanında hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ma tübki ki ya Aiş, seni ağlatan nedir Ayşeciğim diyor. Ya Resulallah, ahirette hesapta akıbetimden çok korkuyorum. Ehlini hatırlar mısın orada? Ehlini hatırlar mısın orada? Üç yerde hayır ya Ayşe diyor. Üç yerde hayır ya Ayşe. Hesabın görüldüğü yerde, defterlerin döndüğü, mizanın kurulduğu yerde ve sıratın geçildiği yerde hatırlayamam ya Ayşe. Başının çaresine bak diyor adeta. Ne demek? Himmet-i âli nebi için ne demek? Başını yere koyup ben kimseyi istemiyorum, ümmetimi diyen peygamber için ne demek bu? Her insanın, nebiler dahil, sellim dendiği yerler Allah Resulü hatırlatıyor. Selamet ver Allah'ım. Sen selamet vermezsen selamet eremeyiz diyor. Peygamberlerin dahi böyle dediği bir yerde, bu türlü yerlerde, bu üç yerde ehlim dahi olsa hatırlayamam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bu büyük kadın derin muhasebe şuuruyla, acaba bende de münafıklık var mı diyor. Haşa ve kella. 20 kişi kendilerinde nifak alameti olduğu kanaatindedirler. Bu 20 sahabeden bir tanesi de Ayşe validemizdir. Acaba bende de münafıklık var mı diyor. Haşa ve kella. O işin avukatlığını da savcılığını da bize vermezler ama haşa ve kella. Haşa ki o pak damene nifak yanaşmış, yaklaşmış, bulaşmış olsun. Ama bize bir şey gösteriyorlar. Hasibu enfusekum kabul en tuhasebu. Nefislerinizi sigaya çekiniz. Hesaba çekilmeden evvel. Defter defter kusurlarınızı gözden geçirin. Bu sizin ruh sağlamlığınızın, muhakeme sağlamlığınızın, iç dünyanızın sıhhatinin ifadesi olacaktır. Hazreti Ömer camiye gidiyor radıyallahu anh. Hızlı hızlı bir çocuğun yanından geçip camiye doğru koştuğunu görüyor. Evlatçık nereye böyle diyor. Camiye ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Ne bu acele diyor. Acele etmeyeyim de ne edeyim. Dün mahallede bir çocuk öldü gitti diyor. En küçük çocuğuna kadar, iliklerine kadar muhasebe duygusu işlemiş bir cemaat. İşte halifesi, işte kadını ve işte çocuğu. Bütün bir cemaat baştan aşağıya kendi kendinin hakimi olursa, kendisini muhakeme ederse, kendi kendinin müddei umumisi olur, kendi suçlarını araştırırsa ve alemin kusurlarına karşı da avukat olur, onları korursa, böyle bir cemaat Kaf Dağı'nı aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Kaf Dağı değil, onunla hakikat arasında cehennem dere olsa aksa onu da aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Aştılar da Allah'ın inayet ve keremiyle. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum
Hakiki müminler onlardır ki Allah anıldığı zaman kalplerinde ürperti hasıl olur. Kalpleri haşyetle sarsılır. وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah'ın ayetleri kendilerine tilavet edildiği zaman imanları artar, kat kat olur. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ürperirler. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kanatlanmış hale gelirler. İmanın yümlüğüyle, emanıyla uçuyor gibi bir hal alırlar. İmanları artar. وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini iktiza eder. İnandıklarından dolayı Allah'a tevekkül olurlar Celle Celaluhu. Tevekkül, Allah'a tevekkül olduklarından dolayı dünya ve ahiret saadetine mazhar olurlar. Allah'ın ayetleri anıldığı zaman ürperirler. Allah Resulü'nün yanına bir gün helecan içinde Cibril-i Emin nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Kur'an okunuyordu. Bir aralık cehenneme ait bir ayet tilavet ediliyordu ki birdenbire bir sayha duyuldu. Öyle bir çığlık attı adam kendisini yere vurdu ki şurada bazı gençlerde, delikanlarda, arkadaşlarda, talebelerde gördüğümüz gibi. O dakikada belirdi Cibril-i Emin. Ey Allah'ın peygamberi, Allah soruyor, sor o delikanlıya niçin haykırdı öyle? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mehafetullah'tan, mehabetullah'tan, Allah korkusundan. Ve Allah'ın şu emrini bildirdi. وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَاَرْتِفَاءِ عَلَى الْعَرْشِ لَا تَبْكِي عَبْدِي فِي الدُّنْيَا اِلَّا اَكْتَرْتُ دَحِكًا فِي الْآخِرَةِ وَكَمَا قَالَ İzzet ve celalime ve arşıma, irtifaıma yemin ederim ki Allah şöyle buyuruyor. İzzet ve celalime ve arş üzerine irtifa tabiriyle arz ediyorum. İstivama yemin ederim ki bir kimse benden böyle korkar, iclalimden dolayı titrer, ürperirse ben ahirette onu bol bol güldüreceğim. Ve bir başkasını evine kapanmış görüyoruz. Allah Resulü sordu sallallahu aleyhi ve sellem. Falan niye yok ki buyurdular cemaat içinde. Ya Resulallah günlerden beri evine kapanmış, evinden dışarıya çıkmıyor, durmadan ağlıyor. Bari ziyaret edelim. Allah Resulü ziyaret etti, ilk ve son ziyaretiydi. Delikanlı hilale dönmüştü. İpliğe dönmüştü adeta. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti duyduktan sonra hesap öylesine belini kırmıştı ki düşünmeye artık gücü, takatı kalmamıştı. Son bir kere daha gücünü kullandı, dizlerini zorladı, Allah Resulü'nün teşrifini istikbal etti ve kendisini onun kollarına attı. Allah Resulü de ona sımsıkı sarıldı ve Allah Resulü kollarını gevşettiği anda o da ayaklarının dibine yığılıverdi. Efendimiz gözleri derinlere daldı şöyle buyuruyordu. Cehizu ahakum fe innel havfe felede kebidehu. Kardeşinizi teçhiz edin, bitti onun işi. Korku ciğerini delmiş onun buyurdular. Hangi ferdin sinesine bir şey salsanız, Allah korkusu, Allah saygısı ve muhasebe duygusunun adeta tebahhur ettiğini göreceksiniz. Orada teşekkül ettiğini, temessül ettiğini göreceksiniz. Bir duman gibi püür püür yukarılara doğru yükseldiğini göreceksiniz. Hangisinin sinesine nazarınızı salsanız, kulağınızı salsanız, büyük rehberin sinesinde dinlediğiniz aynı şeyleri dinleyeceksiniz. Sahabi diyor ki, namaz kılarken değirmen taşlarının çıkardığı sesi duyuyorduk Resul-i Ekrem'in içinde. Namaza duruyordu ama değirmen taşlarının çıkardığı sesi çıkarıyordu. Ondan en küçük sahabiye kadar herkes derin bir muhasebe şuuru içinde, muhasebe anlayışı içinde Allah karşısında yer ve mevkiini müdrik bulunuyordu. Rabbim belli mesafe kat etmiş, belli bir noktaya gelmiş, belli şeyler yapmış,
günümüzün nesilleri, hususiyle Türkiye'deki münevver nesiller, inanmış nesiller ve hususiyle bu camideki cemaat ve hususiyle camideki genç cemaat, Rabbim bir noktaya kadar getirdiği ihsanlarını ve lütuflarını tamamlamak suretiyle ihsanların üzerimizde ikmal buyursun. Onun adeti sübhanisini şimdiye kadar hep şöyle gördük. Bir işi başlatır, bu kerteye kadar getirirse, sonra onu fiyaskoya ve falsoya uğratmıyor. Sonra onu ikmal ve itmam ediyor. Buraya kadar bu işi getiren Rabbimizin engin rahmetine sığınıyor ve diyoruz ki, buraya kadar getirdiğin, bize ihsan ettiğin bu lütuflarını ve ihsanlarını ikmal etmek suretiyle ağlayan neslimizi güldür inşallah, sevindir, tebessüm ettir. Izdırap içinde yatan şühedanın ervahını istirahata ulaştır. Ve arkadan bir şeyler yapmamızı bekleyen gelecek nesillere iyi bir zemin hazırlama imkanıyla bizleri serfiraz eyle. Değerli Müslümanlar, bir iki cümleyle hulase edeyim. Derli toplu olmasa bile, bizim için her şey olan veya çok şey olan, kendi kendimizi son bir kere daha sigaya çekmek ki Ramazan-ı Şerif bir yönüyle siga ayıdır. İnsanın kendi kendini hesaba çekmesi ayıdır. Kendini bir kere daha kontrol etmesi ayıdır. Malzemesini, zadı, zahiresini kontrol etme ayıdır. Biz de kendimizi bulunduğumuz yer vazife itibariyle bir kere daha kontrol edelim. Bir kere daha, son bir kere daha gözden geçirelim. Yaptığımız şeyler ve yaptığımız şeyler karşısında Allah'ın lütufları itibariyle umumi durumumuzu gözden geçirelim. Ve Ramazan-ı Şerif'i inşallah bitirirken bir kere daha şarj olmuş, dolmuş olarak kendimizi toplumun bağrına çarpalım. Yeniden bir kısım vazifeler yüklenelim. Himmete çok muhtaç insanımızın imdadına koşalım. Rabbimin inayetiyle, Rabbimizin inayetiyle bizden beklenen şeyleri arızasız ve kusursuz yerine getirmeye çalışalım. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun ve başka şekilde değil, Müslüman olarak ölmeye çalışın. Ey iman edenler! Allah ne kadar büyük, siz ne kadar küçüksünüz. Allah ne kadar zengin, siz ne kadar fakirsiniz. İşte o kadar Allah'tan korkun, o kadar Allah'a karşı saygılı olun ve Müslüman olarak ölmeye çalışın. Bu ayet nazil olunca sahabinin iflahı kesildi. Bir miktar dişlerini sıkıp dayandılar. Efendimiz yer yer alınlarında nasır ve dizlerinde nasır görüyordu. Çünkü Allah onlara şöyle buyurmuştu. Güç ve takatınıza göre değil, Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun. Nasıl ibadet edilmesi lazım geliyorsa onu öyle ibadet edin. Ona karşı nasıl saygılı olunacaksa öyle saygılı olun. O nasıl sevilecekse öyle sevin. Durmadan namaz kılıyor, ibadet ediyor. Alınları nasır tutmuş, dizleri nasır tutmuş, namaz kıla kıla işleri bitmiş ve iflahları kesilmişti. Başka bir münasebetle de şunu anlatıyorlar. Bakara Sure-i Celilesinin sondan 3. ayeti. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Gökte ve yerde ne varsa her şey Allah'ın elindedir. Her şeyin anahtarı Allah'ın yanında. Her şeyin zimamı Allah'ın elinde. Her şeyin kilidine Allah hakimdir. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Açığa vursanız da, gizli tutsanız da, yapacağınız her şeyi Allah biliyor ve ona göre sizi hesaba çekecektir. İçinizden geçen şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. Yaptığınız şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. İşi bitmiş sahabi bir gün, melul, mahzun, kırık, münkesir,
birer birer mescitten içeriye girdiler. Vaziyetlerinden hüzün damlıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama yaklaştılar. Ayaklarının bağı çözülmüştü. Ve birisi hicab içinde söz aldı söyledi, ey Allah'ın Resulü. Allah emretti, yap yaptık, yaparız. Öl der ölürüz. Fakat şu işten geçen şeylere hakim değiliz. Hani alınlar nasır tuttu? Hani dizler nasır tuttu? Hani ayaklar nasır tuttu? Bunların hepsine katlanırız ama fakat şu ayetin altından kalkamayacağız. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Bir şeyi içinizde gizli de tutsanız, açığa da vursanız, Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Allah Resulü üzüldü. Buyurdular ki, sizden evvelkiler gibi mi demek istiyorsunuz? Semi'na ve asayna mı demek istiyorsunuz? İşittik, isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Allah'a isyan edilmez. Ne diyeceğiz şöyle deyin. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na. Ya Rabbena semi'na ve ata'na. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik ve itaat ettik. Sen yarlı gayicisin, bizi mağfiret eyle Allah'ım. Dönüş sanadır, sana döneceğiz. Tertemiz olarak dönmeye muvaffak kıl. Semi'na ve ata'na dediler. Dakika geçmemişti ki son iki ayet nazil oldu. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâikatihi ve kutubihi ve rusulih. La nufarriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlû semi'na ve ata'na gufrâneke rabbena ve ileykel masîr. Semi'na ve ata'na gufrâneke rabbena ve ileykel masîr. İşittik, itaat ettik. 14 asır evvel bize tebliğ buyurduğun emri sübhanini işittik ve itaat ettik. Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. Onları mağfiret buyurduğun gibi bizi de mağfiret buyur. Ey masir kendisine olan sultanımız. Ey sultan-ı zişan, ezel ve ebed sultanı. Bizi bu çöllerde yalnız başıboş bırakıp mahvettirme. Bizi cehaletin ve küfrün karanlıkları içinde mahvettirme. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuâkhidna in nesina ve ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isren kema hameltehu alellezine min kablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا أرحم الراحمين İşin fezlekesi olsun. Bakara Sure-i Celilesinin sonu bizim için bir duadır. Allah insana takatının üstünde iş yüklemez. Bir mükellefiyet tahmil etmez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Hayrı insanın lehindedir. Şerleri ihtisap ettiği, irtikap ettiği, ihtilas ettiği şeyler de aleyhindedir. Kötülükler aleyhinde yazılır, iyilikler lehinde yazılır. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Ve sonra ona dönüyor, teveccüh ediyor, şöyle diyoruz. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا اَوْ اَخْطَأَنَا Rabbim bizi unuttuğumuz ve hata ettiğimiz şeylerden ötürü muahaze etme. Biz ve atalarımız dinin kadri ve kıymetini bilemedik. Ona gerektiği gibi sahip çıkamadık. Dinine omuz veremedik. Birkaç asırlık ihmalle bugün devletler muvazenesindeki yerimizi kaybettik. Aziz bir kavm iken zelil olduk. Şerif bir kavm iken perişan olduk. Ne aziz kavm idi keyfa ki gelip zelil ettiler. لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا وَاَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا Bizden evvelkilerin sırtına yüklediğin ağır yükü bizim sırtımıza yüklemem. İsri bize tahmil eyleme Allah'ım. Takatımız kadar vazife yükle diyoruz her gün. Yatmadan evvel okurken veya İmam Efendi mihrapta okurken bunları diyor ve biz de amin diyoruz. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
Allah'ın takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize tahmil eyleme. Va'fu anna, bizi affeyle. Vağfir lana, bizi mağfiret eyle. Varhamna, bize merhamet eyle. Ente mevlana, sen bizim mevlamızsın. Çünkü Kur'an'da diyorsun, ذَٰلِكْ بَاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Müminleri zaferyap edeceğim, neden? Çünkü Allah müminlerin mevlasıdır. Kafirlere gelince onlar kopuktur. Allah, ben sizin mevlanız değilim diyor. ذَٰلِكْ بَاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Allah bizim mevlamız. Biz Allah'ın kullarıyız. Mevla kul münasebeti içinde söylenir. Biri birinin kölesi olursa kölenin efendisine mevla denir. Köle de ona nispeten mevladır, fakat o köledir. Biz hepimiz boynu tasmalı, ayağında zinciri, prangalı Allah'ın kullarıyız. Allah da bizim mevlamız. Böyle köleliğe dünden dilbesteyiz. Her gün 40 defa Fatiha'da İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Allah'ım, el alem kulluktan kaçar. Bizse kul olduğumuz zaman memnun oluyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sana kul olduk, sana kulluk yapıyoruz. Kulluğumuzu ilan ediyor. Bu kulluğu arızasız yapmak için de yine yardımı yalnız senden istiyoruz. İşte biz buyuz. Aczımızı, fakrımızı ilan ediyor. Allah'a sığınıyor. Allah'ın bizi belli bir noktaya getirdiğinden dolayı da şevkle geriliyor. Şükranla kanatlanıyor. Üveyk gibi hakikate doğru uçmaya çalışıyoruz. Ve Allah'ın muvaffak ettiklerini gördükçe de şükürle iki büklüm oluyoruz. Aciziz, Allah'ın lütufları çok. Fakiriz, Allah'ın hazineleri bizim yanımızda. Ve Cenab-ı Hak bol bol veriyor. Veriyor, şükürle geriliyor ve bu nimeti inşallah ikmal buyuracağını, itmam edeceğini sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz. Beni bağışlayın. Sesimin hırçınlığı kulaklarınızı tahriş etmiş, rahatsız etmiştir. Mevzuyla konsantre olup konuşturmaya bağlı. Biz hepimiz onun elindeyiz. Sizin gönüllerinize girebilme veya dışta kalma. Benim kusurlarım sebeptir ama dileme ona aittir. Ama bu mevzuda aczımı, kusurumu muhterifim. Başta sizin temiz, rakşan çehrelerinize sığındığımı itiraf etmiştim. Ona sığınıyorum. Benim için esasen bu kapı 10 sene evvel kapanınca kendi kendime hükmettim. Dedim liyakatim yoktu, sen kürsüyü aldın. Bak ha, bana çok hicran geldi bu ama çünkü affıma bir yol arıyordum. Dua ettiriyor, kendime de amin dedirtiyordum. Kurtuluşumu ümit ediyordum. Ömer kurtuluşundan endişe ederse, girdiğim gibi çıksam ah bu dünyadan derse. Kurtulmam için dünya dolusu altın olsa inanın hepsini harcarım derse bana ne demek düşer. Yeniden Rabbim, biz tecrübe edelim dedik. O da bu kadar konuşma imkanını verdi. Güzel melek gibi müftüler gördük. Yine melek numun vaizlere şahit olduk. Yine melek numun imamlar gördük, müşahede ettik. Konuştuğu şeylerle hiç de bir şeye yaramayan, hiç de bir şey yapamayan insana bağırlarını açtılar. Buyurun dediler. Doğrusu ben bunların manasını çok anlayamadım. Hürmet ve saygı duyduğum bir büyüğün dediği gibi değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfiyle ihsan nedendir, ben de onu bilmiyorum. Ama gel et dediler, geldim ettim. Muvaffak olma olamama, temiz sinelere girme girememe bana ait değildir. O sineler çok temizse kirli ayaklarımla sokmazlar beni oraya. Hele Allah giremezsin. Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir demişse zaten giremem. 30 seneye yakındır vaaz ediyorum. Girdiğimi söyleyemem. Girdiğimi iddia edemem. Ama sizin içinizde olmasaydım kim bilir, belki de bir tağı olurdum. Belki de bir şakı olurdum. Size teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki beni tuttunuz, batmadan korudunuz.
dilerim. Benim o Rabbi Rahim'im, o Rahman-ı Rahim'in huzurunda da böyle şehadet edersiniz. Dilerim engin rahmetiyle orada da böyle beraber haşr-ı neşr eyler. Ve biz Ahmed-i Mahmud Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem livaül hamd, o da hamddir. Adı Ahmed, Mahmud, Muhammed, hamd'den geliyor. Onu bize Allah verdiğinden dolayı Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. O öyle birisi ki elindeki bayrağı da hamd'den geliyor, livaül hamd. Öyle bir Hamid-i Mahmud ki biz onun vasıtasıyla gerçek Mahmud olan Allah'a hamd etme hakikatini idrak ettik. Hakiki Mahmud, hakiki Mahmud, hakiki Mabud, hakiki Mahmud olan Hazreti Allah'a hamd etme imkanı elde ettik. Celle Celaluhu. Ve biz de hammadunuz. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Peygamberimiz Ahmed-i Mahmud, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun makamı ve elindeki sancağı livaül hamd. Bu ümmetin adı da hammadun, hamd edenler. Allah'a hep hamd ediniz. Hamd edin, şükredin ki üzerinizde olan İslam nimetini artırsın. Memleketin bini bereketi, hizmete müsait olması şu bu bunların ötesinde. Sizi dini mübini İslam'a hizmete muvaffak kılması gibi büyük bir nimeti artırsın ve gerçekten sizi güldürsün. Güldürsün inşallah. Hakiki gülme olacaktır. Mevla bizi affede bayram o bayram olur. Cürmü hatalar gide bayram o bayram olur. Mescitler böyle gençlerle dola bayram o bayram olur. Sokakta düşünen insanlar dolaşa bayram o bayram olur. Ülkemiz eski ihtişamını kazana bayram o bayram olur. Devletler arası muvazenede yerini ala bayram o bayram olur. Baştakiler fatih ola bayram o bayram olur. Resulullah kendini içimizde bula bayram o bayram olur. Gör ne güzel yiğit olur. Allah o yiğidi müyesser eylesin. El-Fatiha.